İkamette bir yoğunluğun olduğunu söyleyebiliriz yolda olanlar ya da çıkacaklar için. Köpek balıkları nasıl beslenir, nasıl bu kadar büyür? İşte onları görebileceğimiz bir haber var sırada. Köpek balıklarıyla dalmadan önce tabii ki bir saatlik bir eğitim var. Özellikle ilk defa dalacak olanlar için. Ben de ilk defa dalacağım için şu an hocamdan kısa kısa bilgiler alacağım. Öncelikle dalmadan önce nelere dikkat etmek lazım hocam? Bir nefes alma tekniğimiz var. Onu tekrar denememiz lazım sizinle birlikte. Basınçtan dolayı kulak zarlarımız etkilenecek. Burnumuzu kapatıyorduk. Bu ağzımızdaki havayı kulaklarımıza doğru gönderiyorduk. Olumsuz bir durum yaşadım. O zaman hareketlerimiz ne hocam? Onları da hemen öğrenelim. Şimdi biliyorsunuz dalgıçlar su altında el işaretleriyle anlaşıyorlar, işaretleşiyorlar. Bunu yaptığınız zaman dalış lideri gerekirse size bunu yapacak. Yani yukarıya çıkalım, yukarıda problemi düzeltelim ve dalışa devam edelim. Evet, bir saatlik eğitimin ardından şu an dalış için harekete geçeceğiz. Tabii dizilerde, filmlerde, belgesellerde gördüğümüz o köpek balıklarını canlı canlı biraz sonra göreceğiz ve oldukça farklı bir deneyim yaşayacağız. İnsanlar okyanuslara gitmeden köpek balıklarıyla dalış yapma imkanına sahip oluyor. Akvaryumumuz dünyanın en büyük tematik akvaryumu olma özelliğine sahip. Akvaryumumuzun en büyük tankı, içerisinde 20 farklı çeşitten 70 adet köpek balığı var. Burada çarşamba ve pazar günleri saat 14.30'da köpek balığı beslememiz gerçekleşiyor. Ziyaretçilerimiz tarafından da oldukça büyük ilgiyle karşılanıyor. Nereden geliyorsunuz bu balıkları görmek için? Gaziantep'ten geliyoruz. Kocaeli'nin İzmit'ten geliyorum. Katar'dan geliyorum. Köpek balıklarını izlemek harika. Farklı bir deneyim. Böyle bir akvaryumun şöyle bir avantajı oluyor. İnsanlar normalde köpek balıklarıyla dalış yapmak için okyanuslara gidiyor. Ama burada böyle bir probleminiz yok. Köpek balıklarıyla da dalış yapabiliyorsunuz. Tüm ziyaretçilerimiz burada dalış gerçekleştirebiliyor. Önceden sadece rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. 1 milyona yakın turist ağırladık. Bunlardan da dalış yaptırmak isteyenler oluyor. Köpek balıklarıyla yarım saatlik dalışımızın ardından sağ salim hiçbir sıkıntı olmadan yukarı çıktık. Hemen benimle birlikte dalan hocalarıma sorayım. Nasıldı dalış? İlk dalışa göre gayet iyiydiniz. Siz neler söyleyeceksiniz? Mükemmeldiniz. İlk dalışa göre gayet iyiydiniz. Yeniden bekleriz yanımıza. Teşekkürler. Hep beraber bir el sallayalım.